İtirazlar öyle ya da böyle geliyor. Satıcı eğer amatör bir satıcıysa orada kilitleniyor kalıyor. Peki amatör satıcı profesyonel hale gelebilmesi için bu itirazları dinlediğinde nasıl bir ruh halinde, nasıl bir harekete geçmesi lazım? Biraz bahsedelim mi hocam? Buyurun. Tabii. Şimdi bununla ilgili hatta bazı teknikler var, benim yani eğitimimde anlattığım. Şimdi birisi bana itiraz ettiği zaman herhangi bir şekilde ilk yapılması gereken bir kere sessiz kalmak. Yani hemen tepki vermemek. Yani orada hangi itiraz gelirse gelse, siz ona eğer sakin yaklaşırsanız bir kere bu konuda sizin bu konuda tecrübeli olduğunuzu, güven verdiğinizi, en azından yani bu konuda uzmanı olduğunuzu çok rahat karşıya hissettirmiş oluyorsunuz. İkinci konu da yaptığım şey, itirazlar eğer fiyatsa, ben mesela benim direkt yaptığım şey duymamazlığa gelirim. Yani birisi bana oturup da yani daha merhaba nasılsınız fiyat soruyorsa, sanki onu hiç duymamaya gelirim. Yani bir daha sorarsa fiyat konusu derse dedim yani şu anda fiyat verecek durumda değilim. Çünkü ya ben size yani ne soru sorduğunu dinledim. Yani şu an siz neye ihtiyacınız olduğunu bilmediğim için şu anda benim yaptığım işte önden fiyat verme gibi şansım yok. Ama sizin yani başka nedenler istiyorsanız o zaman şunu rica edeceğim derim. Siz biraz daha anlatın ihtiyaçlarınızı. Ben ihtiyaçları anlattıktan sonra size bütçesel olaraktan, yani oturup da satış fiyatı değil ama size yani anlıyorum bütçe sorunuz olabilir veya bütçe önemlidir. Bütçe amacıyla ilgili size liste fiyatlarımı verebilirim diyorum. Yani illa bu kadar fiyat önemli hissediyorum. Yani o fiyat konusu bambaşka. O hani o bir program konusu, yani o fiyat nasıl baş ettiğim bambaşka bir konu. Daha sonra ne yapıyorum? Karşımdaki insanın önemli bir şey söylüyorsa tekrar ederim genelde. Yani doğru anladığımdan emin olmaya çalışırım mesela. Ne bileyim ben mesela şeyler bizim için de işte 2 hafta sonra malın teslimatını istiyoruz der mesela. Ben onu mesela onu direkt tekrar ederim yani. Teslimat bu iki, yani teslimat anladığım kadarıyla çok önemli. Neden bu kadar önemli derim? Yani o teslimatın neden bu kadar kısa zamanda verimi, yani öyle bir zorunluluk, 15 gün zorunluluk neden kaynaklandığını anlamaya çalışıyorum. Gerçekten bu ciddi bir itiraz mı yoksa kişi beni deniyor mu diye. Ondan sonra onu anladıktan sonra da onunla ilgili çözümler sunarım. Yani söylemek istediğim şey şu: bir kere çok sessiz ve sakin karşılamak. Fiyatsa hiçbir şekilde cevap vermemek veya çok ısrar ediyorsa kişiye üslubuyla bu konuda fiyat vermenin doğru olmayacağını ama ileriki aşamalarda bütçe amaçlı verebileceği söylenebilir. Yani orada tabii nazik davranmak gerekiyor. En sondaki bahsettiğim itirazı ise kişinin ne itiraz ediyorsa onu ilk önce tekrar edip doğru anladığımızdan emin olup ondan sonra da ilgili tekrar bunun neden bu kadar önemli olduğunu, yani bu itirazın neden bu kadar önemli olduğunu biraz daha bu konuda biraz daha bilgi topladıktan sonra bu konuda eğer elinde onunla ilgili bir çözüm varsa onu sunmak. Eğer onun karşımdaki insanın talebini yerine getiremiyorsam ise o zaman ki alternatif çözüm üzerine çalışabilirim ama onun da cevabını o anda vermem zor çünkü çok özel bir şey yapacaksam o müşteriye ait benim oturup kendi çapımda bir oturup stratejik anlamda ne yapacağım bakmam lazım. Bazı durumlarda ise eğer yani bu iş yapılmaya değer değilse veya müşteri için doğru firma değilsem orada şöyle yapıyorum mesela ben. Onu diyorum ki hemen böyle 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 ama ben size anladım. Bizim firmamız çok fazla sizin için uygun olmayacaktır ama ben bu konuda çok güvendiğim sizin gibi firmalara tavsiye ettiğim B firmasını öneriyorum diyorum. Yani bu da esasında tabii çok üst seviye bir satıcılık gerektiren bir şey. Eğer hani pazara uzun vadeli bakarsanız bu yaptığım şeyin ne kadar doğru olduğunu anlarsınız. Ama yaptığım şeyi eğer anlayamazsanız da yani çok normal bir satıcının yapmaması gereken bir şey olaraktan beni yargılayabilirsiniz. Ama inanın bu tip durumlarda vereceğiniz bir tavsiye, kendi dışınıza bir tavsiye sizi yukarı çeker müşteri önünde. Ve uzun vadede o müşteri de farklı bir yere gittiği zaman, müşteri veya farklı firma çalıştığı zaman veya farklı bir ihtiyacı o zaman da kapısını ilk çalacağı kişi siz olacaksınızdır. Umarım yeterli olmuştur arkadaşlar. Evet hocam, evet çok güzel. Bu bölümün de sonuna geliyoruz zaten. Yavaş yavaş toparlayacağım. Çok güzel söylediniz. İtirazlarla dost yaşamalıyız aslında söylemek istedikleriniz. Ben o şekilde de eğitimlerde bahsediyorum. Üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri zaten işte kitaplar yazıyor, şey yapıyor ama biz hani bu satıcılık becerisine baktığımızda deneyimlerimizde kullandıkça onlar biraz daha şekillenmeye başlıyor. Çok güzel söylediniz. Hani bir rakibinize belki de hani meslektaşınıza, rakip değil mi? Bir meslektaşınıza yönlendiriyorsunuz. Şimdi genç bir arkadaşımız bunu yapmaya kalksa ukalalık yapıyor gibi gelir ve müşteri bozulur. Yani der ki sen ne oluyor ya, ben orayı tanıyorum.
sana geldim. Sen beni niye oraya gönderiyorsun? Ya da tanımıyorum ama nasıl böyle bir şey olur? Senden almak istiyorum. Ya da beni küçük mü gördün gibi bir tavır olabilir ama siz bunu daha profesyonelce, daha kibarca, bütçesine yetmeyeceği bir şeyde. Tabii hani şey anlayışı var. İşte parasının ne kadar olduğundan çok dediniz zaten satın alma isteğinin olup olmaması da önemli. Bazen parayla ölçülemeyen değerlere sahiptir işletmeler. Çok büyük bir kredibilitesi vardır. Sizden alacağı ürüne kredi çekecektir vesaire olacak. Şimdi hocam bu işin sürdürülebilirliği yani başarılı satıcı dediğimizde aslında yıllardır tartıştığımız bir konu. Başarılı satıcı, satışı doğru yapıp başaran, şirketine para kazandıran adam mı? Ki bu belli bir dönemde çok iyi olur sonra düşebilir. Yoksa istikrarlı olarak çalışıp yeri gelir itirazı karşılar, yeri gelir efendim ne bileyim yeni müşterileri kazandırır. Ama böyle rekorlar kıracak düzeylerde de satış yapması zor görünen bir insandır. Siz ekibinize böyle birini aldığınızda hangisini tercih ediyorsunuz? Şöyle zıpkın gibi ara ara güzel satışlar yapan adam mı yoksa istikrarlı çalışan satıcı mı? Tabii satış sektörü çok gelişti. O yüzden tek tür bir satıcı yok. O yüzden bizim şirkette satıcıları üçe ayırıyoruz. Bir tanesi inside sales yani biraz da bir yabancı isim var. Yani iç satıcı dediğimiz şey bu kişinin sorumluluğu yani mevcut müşterilere hizmet vermek. Yani mevcut portföye yapmak. Bir tane dediğimiz kişi büyük müşterilere bakan bir kişi oluyor. Buna da biz işte 20-30 tane büyük müşteri veriyoruz. İşte bankalar gibi, finans kuruluşları gibi. Sadece onlara tekrar tekrar çapraz satış yapmaya veya tekrar satış yapmaya çalışıyor. En sonuncusu ise hunter yani avcı dediğimiz satıcı. Bu da gidiyor işte bir şekilde sosyal medya üzerinden, LinkedIn üzerinden veya etkinliklerden, yaptığı etkinliklerden veya e-posta yapılan kampanyalardan veya kendi kişisel network'ünden sıfırdan bizde çalışmayan müşterileri bulmaya çalışıyor. O yüzden bu üç satıcının da farklı becerilere ihtiyacı var. O yüzden yani bütün satışı tek bir kişiye indirmek mantıklı değil. Çünkü hepsinin farklı hedefleri, farklı yetenekleri, farklı becerileri ve farklı tecrübeleri olması gerekiyor. Ha ben neye bakıyorum? Yani nasıl insan yapıyorum? Bir kere benim için önemli şey satış karakterdir yani. Kişinin bir kere karakteri yani yaşam tarzı. Yani bu giyim kuşamından, işte iş dışındaki yapmış olduğu aktivitelerden, hobilerden, ondan sonra network'e yatırım yapıyor mu? Yani ben biraz iyi satıcı kişilik olarak tercih ediyorum. Çünkü doğru kişilik doğru satıcıları getirir. O yüzden de bu tip kişiler yani bu tip kişiler benim için çok önemli. İkinci önemli şey kişinin dürüstlüğü ve etikliği. Yani özellikle iş dünyası özellikle bizim sektörde maalesef etik değerlerini kaybediyor. Bu birçok şeyden kaynaklanıyor tabii ki bu. Ekonomik krizler, kişilerin yeterli maaş almaması, şirketlerdeki belli birimlerin kendi konumlarını bunu bir fırsata dönüştürmesi. O yüzden yani etik ve dürüst olmak bence maalesef ki bir satış becerisine dönüştü. En sonuçta kişinin kendi müşterisini kendi yaratma yeteneği olan yani hiçbir şekilde şirketten bir müşteri beklentisi olmadan şirket kaynaklarını kullanmak suretiyle şirket datalarını, şirket kaynaklarını kendisinin sürekli iş gelişimi konusunda çaba sarf etmesi ve müşteri yaratması yani benim için mesela en önemli şey bu. Müşteri yaratabiliyor mu? İş geliştirebiliyor mu? Benim için bunlar altın satıcılar. Ama bunlar vazgeçmeliyim. Hep önemli. Ama giriş seviyesinde veya orta seviyede de kişinin dediğim gibi etik değerleri, yaşam tarzı, hobileri, giyim kuşamı ve kendisine ne kadar yatırım yaptığı önemli. O yüzden yani kişinin hangi seviyede olduğu, hangi işi yaptığı önemli. Ama dediğim gibi vazgeçilmez satıcılar her gün hatta lafım vardı benim. Duş alır gibi yeni müşteri yaratma becerisine sahip kişilerdir. Benim için bunlar vazgeçilmezdir. Hocam çok enteresan bir şey var. Söylerken benim de aklımdan geçti. Şimdi birçok iş yerinde şeyi görüyorum. Bu hunter dediğimiz satıcılar genelde işe ilk başlayan satıcılardan oluyor. Çünkü şirketin zaten büyük müşterileri belli satıcılarda. İç satıcı dediğimiz sizin, ya bunlar sizin sektör için değil sadece bütün sektörlerde var. Mevcut portföyü yönetenler var. İşe yeni birini alırsınız ve o hunter olarak başlar. İşte pazarlama elemanıdır. İşte o data üretmeye çalışır. Şimdi hunterlık sırasında telefon açtığı kişi şirketin ilk defa tanıştığı kişi. Zaten şirketi daha önceden tanısalardı onlar ararlardı. Şirketi hiç duymayan insanlardı. Ve maalesef de
Satıcılığa yeni başlar insanlar hunterlık yaptırılır. Çünkü çok sevilen bir şey değildir. Hep yeni insanlarla diyalog kurmak. Galiba burada hani böyle yanlışlık yapıyoruz gibi geliyor. Yani hunter aslında şirkette yıllarını vermiş, iş geliştirme becerisini yapabilecek insanlara mı verilmeli diye öyle kafamdan geçti. Bunu bir soruyorum. Süremizin yarısından fazlasını geçtik aslında şu anda bu bölümün için. Sizden bu bölümde de şunu merak ediyorum. Başarılı satıcı dediniz ya, kendisine yatırım yapan giyimi, kuşamı, aktivitesi falan. Hani nasıl bir yaşam tarzı olmalı? Nasıl bir hayat tarzı olmalı başarılı satıcının? Daha doğrusu satışta başarıyı elde etmeye niyetli insanın. Oradan da ona devam edelim isterseniz. Hunter'lar, sorum şu olsun hocam. Hunter'lar şirketin eski elemanlarından mıdır, yoksa yeni elemanlar hunter'lığa zorlanır mı? Sözüm buradan başlasın. Buyurun, söz sizde. Şimdi doğru, yani ilk önce çaylaklara müşteri verilmez veya da en kötü fırsatlar verilir ki şey, yani tecrübeli satıcılar, işte o duayen satıcılar, bunlarla bu yıpranmasın diye kişinin tabii ki kendi geliştirmesi için ve daha az risk alması ve hem şirket açısından hem kendisi açısından bu mantıklıdır. Yani kişinin soğuk arama, randevu alma, tanımadığı müşteri arama veya yapılan kampanya sonucunda elde edilen telefon, e-postaların aranması gibi. Bu tip faaliyetler tabii ki bence de en yeni satışlara verilmesinde bir sıkıntı yok bence. Yani gayet mantıklı yani. Sonuçta biz bugün satış konusunda en duayenlerinin zamanlarını en doğru yerde veya şirkete en çok kar getirecek, para getirecek yerde harcamaları lazım. O yüzden bu, yani yetiştirmek anlamında ben mesela şöyle söyleyeyim. Ben bir satış elemanı nasıl yetiştiriyorum mesela? Şimdi yaşam tarzına gelirim ama nasıl yetiştiriyorum? Ben eskiden de bir satış elemanı geldiği zaman onu bavul gibi yanında taşırdım eskiden tabii. Alıp benle birlikte 2 ay, 3 ay yanında taşırdım. Yani sadece derdim, sen hiç konuşma, sırf beni seyret. Tabii bu pandemi döneminde bu imkan yok ama olay o. Ama şimdi Zoom var, fark etmez. Yani ben ilk önce bu işe yeni giren arkadaşların beni izlemesini istiyordum. Ama şimdi satış müdürü yapıyor ama yani yaptığım zamanlarda kişi beni bir şekilde gözlemlesin. Yani bir kere nasıl yapıyorum, ona bakıyor. İkinci aşamada ona ufak ufak müşteriler verirdik. Ondan sonra o kişi randevu alırdı. Yanında ben giderdim. En sonunda kişi artık belli bir seviyeye geldikten sonra tek başına müşteriye gider, seviyeye giriyor. Tabii bunun süresi yaptığı işe göre, sektöre göre değişiyor ama genelde şöyle söyleyeyim. Yani bugün, yani mucizevi olmaz takdirde hiçbir satıcı 6 ay önce bence, yani bir satış anlamında işe yarayacağını düşünmüyorum. 6 ay bunun süresi. Yani en azından şirkete biraz gelir getirmesi de bir seneyi bulur. B2B'den bahsediyorum tabii yani. Kurumdan kuruma satışlarda. Yaşam tarzı şöyle olmalı. Evden işe, işten eve gelmemekte. Bunu tabii kadınlar duymasın ama. Yani ben hayatım boyunca, yani herhalde iyi bir yaşa kadar, 35 yaşına kadar, yani hayatta işten çıkıp da eve gitmedim. Her zaman bir bara gittim. O zamanlar barlar vardı. O zamanlar ne internet vardı, ne cep telefonu vardı, ne hiçbir şey yoktu. Yani bizim tek buluşma noktamız barlardı. İkinci, dernekleri iyi olmalı. Kendi zevkine göre. Ben yani hala dernekçiyim. Hala 4-5 dernekliyim. Hatta yönetim kurulundayım. Dernekçiyim, çok koyu dernekçiyim ve dernekte çok inanan bir insanım. Çünkü çok önemli bir gelişim sağlıyor. Kişinin bol bol seyahat etmesi lazım bütçesine göre, yurt içi yurt dışı. Bu çok önemli bir şey. Spor yapması lazım çünkü sporda paranıza göre yapmış olduğunuz sporlarda çok üst seviye insanlara ulaşırsınız. Özellikle benim tenis bu anlamda ve tenis ve kayak bu anlamda bana birçok kapı açtı. Yani şimdi golf oynamakta bunun en üst golf atçılık bunun en üst şeyi. O konularda şeyim yok, bir merakım olmadı. Şimdi dalmak var mesela, önemli bir şey. Ondan sonra daha şimdi işte bu dağ tırmanmak var. Yani dünya sonu yok yani. Yani dediğim gibi, yani parasal surf var. Birçok faaliyet var spor anlamında. Onun dışında hobiler var. İşte satranç gibi. Birçok insanın daha üst seviyede sanat var. İşte ne bileyim ben, işte bu açık arttırmalara gidiyorsunuz. Galeri geziyorsunuz. İşte müzik var. Tiyatro, ondan sonra kişinin dediğim gibi kafelerde, özellikle bu çok fazla iş adamının olduğu kafelere sıkça gitmesi. İşte mesela bizim Nişantaşı'nda Beymen Kafe var. Bizim gençliğimizde Divan Pub vardı. Bütün herkes orada buluşurduk network yapmak için. Her yaşadığınız yere göre belli yerler var, kulüpler var. İşte büyük moda kulübü var, büyük kulüp var, moda deniz kulübü var. İşte birçok, hani dediğim gibi, Anadolu kulübü var. Yani birçok insanların, varlıklı insanların gittiği, iş adamının gittiği yerler var. Yani kişi bir kere gezgin olmalı, aktif olmalı. Ondan sonra bu, peki kitap okumaya girmiyorum bile yani. Kişinin hani sürekli kitap okuması lazım. Şimdi işte video dinlemesi lazım.
eğitimine gitmesi lazım. Yani bunlar için. Yani kolay iş yani. Bunlar hepsi anlattığı zaman diyorsun. Kolay, bunlar nasıl yapılır? İşte ben yaptım yani. Hani nasıl yapılacağım ben yaptım. Yani çok öyle varlıklı bir insan da değilim ben. Yani bunların hepsini yaptım. Bütçem artça daha iyilerini yaptım. Ama yaptım. Yani onun için satıcı diyebileceğim bu yani. Çok aktif olmalı. Anladığım kadarıyla satıcının sosyal olması çok değerli. Tabii günümüzde artık hani bahsettiğiniz barlar, kafeler eskisi kadar popüler değil ama sonuçta piyasada dolaşması, satabileceği yerlerde olması, belki de sosyal medyada da artık güçlenmesi gerektiğini söylemeye çalıştığınızı biliyorum. Ve böylece ne kendi ürününü satabileceği networklere ulaşabilmesi. Herkesin ortalama 3000-4000 tane Facebook'tan arkadaşı var ama bunun kaç tanesi potansiyel olarak satış yapacağı insan olur? Hocam son 2 dakika, 1 dakikası sizin olsun. Kapanışa geçelim. Son sözlerinizi almak istiyorum. Evet, bence çok güzel sosyal medya tarafına geleyim. Tabii şu anda pandemi ve pandeminin süreceği süre olaraktan kişinin bence öncelikle bir blog veya web sayfası olmalı. B2B'de LinkedIn'i çok aktif kullanmalı. Instagram'ı yaptığı işe göre kesinlikle kullanmalı. Twitter'ı çok 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 dikkatli kullanmalı. Çünkü Twitter hem bir artı hem bir eksi olabilir. Facebook'ta belli sektörlerde özellikle 40 yaş üzerinde insanlara ulaşım anlamında çok doğru mecra. Daha benim bilmediğim birçok gençlerin kullandığı mecra var. Yani bence bugün sosyal medya çok önemli. Kesinlikle herkesin yatırım yapması, öğrenmesi gereken bir şey. Benim söyleyeceğim çok önemli bir şey var. Yani son maddemi diyeyim. Lisan. Bakın ben bugün 40 kişilik bir şirket yönetiyorum. Bugün bir toplantıya girdim. Çok önemli uluslararası. Pırıl pırıl çocuklar. Hepsi iyi satıcılar. Ama konuşamıyorlar ya. Yani anlıyorlar ama konuşamıyorlar İngilizce. Yani o kadar zorlanıyorum ki ben bütün hepsini tercüme etmek zorunda kalıyorum. Yani bugün diyorum ki yani bugün ister üniversiteyi bitirme, tamam, bir dil ama Çince, Rusça, işte neyse İspanyolca gibi çok güçlü bir ikinci dil öğrenmek zorundasınız. Yani bugün dil bilmeden yani hiçbir şey olamazsınız. Ne internette bir şey okuyabilirsiniz, anlarsınız, ne yabancı güzel, çok daha bize yaş çevirdi kitaplar. Yani ben yani esnep İngilizce kitap okudum. Öyle kendimi geliştirdim. Yani Türkiye'de her şeyin yani Türkçesi yok. O yüzden kişinin bence yatırması gereken, bir numaralı yatırım yapması gereken dil öğrenmesi. Bunda insanlar ancak 30 yaşına kadar doğru düz dil öğrenebiliyor. Hatta daha bile önce ana dil gibi konuşacaksınız 9 yaşına kadar. O yüzden bence söyleyeceğim iki şey var. Önce dile yatırım yapın, dile yatırım yapın, dile yatırım yapın. Ben şu an gençlere söyleyeceğim şey, en önemli şey bu. Bir, ikincisi arkasından da kendi çapınızı arttıkça, geliştikçe de sosyal medya üzerinden kendinizi var etmeye çalışın. Tabii sosyal medya kullanımı bambaşka bir alan. Çok teşekkür ediyorum sözleriniz ve katılımınız için. Çok sağ olun. Şimdi bugün de programımızın sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Ve bugün Etekteki Taşlar'da Taner Özdeş bizimle birlikteydi. Kendisiyle satışta itirazları karşılamayı konuştuk. Satışı konuştuk, satıcıyı konuştuk. Çok değerli bilgiler aldık. Yılların deneyiminden süzülmüş çok güzel bilgilerdi. Bir sonraki programda bir başka konu ve konukla birlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diyorum. Mümkünseniz sosyal mesafeyi, maskeyi lütfen unutmayın. Aman aşısızsanız zaten hiç konuşmak istemiyorum. Lütfen aşılarınızı da yaptırın. Hoşçakalın. Tırın. Hoşçakalın. Tırın. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı takip etmek için abone olmayı unutmayınız.